Merhaba. Bu videoda size evrenin derinliklerinde ufak bir yolculuk yaparak gezegenimiz Dünya'nın bu sonsuz boşluktaki yerini ve önemini göstereceğim. Evrende milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız ve sayısız gezegen var. Peki bu kadar büyük evrende Dünya'nın yeri nedir? Evrendeki konumumuzu bilmek neden bu kadar önemli? Bu soruların cevabını bulmak için gelin birlikte evrenin sırlarını keşfedelim. Ayrıca Herkes nerede paradoksunu da ele alarak bu büyük evrende neden başka zeki yaşam formlarıyla henüz karşılaşmadığımızı da anlamaya çalışacağız. Evrenin büyüklüğü insan aklının zor kavrayabileceği kadar geniştir. Günümüzde gözlemlenebilir evrenin çapı yaklaşık 93 milyar ışık yılı olarak kabul edilir. Bu büyüklük ışığın 93 milyar yıl boyunca yol almasını gerektirir. Bu devasa yapının içinde milyarlarca galaksi bulunmaktadır. Evrenin yapısı, büyük ölçüde galaksi kümeleri ve süper kümelerden oluşur. Bu yapı, kozmik ağ olarak adlandırılan, galaksilerin ve boşlukların oluşturduğu devasa bir ağ şeklindedir. Evrenin yaşı yaklaşık 13.8 milyar yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu bilgi, kozmik mikrodalga arka plan ışınmasının incelenmesi ve evrenin genişleme hızının ölçülmesiyle elde edilmiştir. Bu yaş, büyük patlamadan itibaren geçen süre ifade eder ve evrenin, nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardımcı olur. Bizim galaksimiz olan Samanyolu yaklaşık 100 bin ışık yılı çapında ve 200 ila 400 milyar yıldız barındırmaktadır. Biz Samanyolu'nun spiral kollarından biri olan Orion kolunun içinde yer alıyoruz. Samanyolu'nun merkezinde Sagittarius A adı verilen süper kütleli bir kara delik bulunur. Bu kara delik yaklaşık 4 milyon güneş kütlesine eşittir ve galaksimizin dinamiklerini etkiler. Güneş sistemi, Samanyolu galaksisinin kenarlarında, Orion kolunda bulunan ve Güneş etrafında dönen 8 gezegen ve diğer gök cisimlerinden oluşur. Güneş, Samanyolu merkezine yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıktadır ve Güneş'in Samanyolu'nun etrafında bir turunu tamamlaması yaklaşık 225 ila 250 milyon yıl sürer. Bu süreçte Güneş sistemi galaksimiz içinde devasa bir yolculuk yapar ve bu yolculuk sırasında galaksimizin farklı bölgelerinden geçer. Dünya 4,5 milyar yaşında olduğuna göre, dünyamız Samanyolu galaksisi etrafında bugüne kadar yaklaşık olarak 20 tur atmıştır. Dünya, güneş sisteminde üçüncü gezegen olarak yer alır ve yaşanabilir bölge olarak bilinen alanda bulunur. Bu bölge, sıvı suyun var olabileceği ve dolayısıyla yaşamın sürdürülebileceği ideal sıcaklık aralığını kapsar. Dünyanın yüzeyi, %71 oranında suyla kaplıdır ve bu su yaşamın varlığı için kritik öneme sahiptir. Ayrıca dünyanın manyetik alanı ve atmosferi bizi zararlı kozmik ışınlardan ve güneş rüzgarlarından korur. Dünya şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla yaşamın var olduğu tek gezegendir. Bu onu evrendeki eşsiz ve özel bir konuma getirir. Dünyanın ekosistemleri, atmosferi ve manyetik alanı yaşamın sürdürülmesi için mükemmel bir denge sağlar. İlginç bir bilgi olarak dünyanın atmosferinin %78'i azot, %21'i oksijen ve geri kalanı diğer gazlardan oluşur. Bu denge yaşamın sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir. Dünyanın yörüngesel eğimi ve dönme ekseni mevsimlerin oluşmasına neden olur. Bu değişim biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin gelişimini sağlar. Dünyanın jeolojik aktiviteleri yani volkanlar ve depremler yüzeyin yenilenmesine ve yaşam için gerekli minerallerin yüzeye çıkmasına katkıda bulunur. İnsanlık, teknolojik ilerlemeler sayesinde evrenin sınırlarını keşfetmeye başlamıştır. Uzay teleskopları ve uzay sondaları sayesinde evrenin derinliklerini ve diğer gezegenlerdeki potansiyel yaşam koşullarını araştırıyoruz. Mars'ta yaşam arayışları, Jüpiter'in uydusu Europa'daki okyanusların keşfi gibi projeler evrendeki yerimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Evren hakkında birçok bilgiye sahip olsak da henüz cevabını bilmediğimiz ve hep merak ettiğimiz bir soru var. Evrende bu kadar milyarlarca gezegen varken o gezegenlerde bizim gezegenimizdeki gibi bir yaşam var mı? Buna benzer mantıklı olan bir soruyu bir fizikçi olan Enrico Fermi de sordu ve şöyle dedi: "Herkes nerede?" Bu soru altında derin anlama sahip olan bir soru. Şöyle ki Fermi şunu düşünerek bu soruyu soruyor. Dünyamız 4,5 milyar yaşında ve milyonlarca yıldır yaşamın gelişimi sonucunda bugünümüze kadar geldik ve birçok bilimsel buluşla birlikte teknoloji olarak da gelişim gösterdik. Evrendeki olası dünyalarda yaşayan varlıklar bizden daha önce evrilip bilimsel ve teknolojik anlamda bizden çok daha ileri seviyede olabilirler. Peki bizden daha fazla gelişmişlerse bizle neden bağlantı kurmuyorlar ya da kuramıyorlar? Bu nedenle Fermi meşhur sorusunu soruyor. Herkes nerede? Böylece herkes nerede paradoksu oluşmuş oluyor. Herkes nerede paradoksu? Fizikçi Enrico Fermi tarafından ortaya atılan ve Fermi paradoksu olarak bilinen bir sorudur. Fermi paradoksu, evrenin yaşının ve büyüklüğünün, akıllı yaşam formlarının yaygın olması gerektiğini öne sürdüğünü, ancak bu yaşam formlarının izine rastlanılmamasının çelişkisini ifade eder. Ferminin sorusuna olası bazı yanıtlar verildi. Bunlardan dört tanesi şöyle: 1. Nadir Dünya Hipotezi. Yaşamın ortaya çıkması ve gelişmesi için gereken koşulların son derece nadir olduğu ve bu yüzden akıllı yaşam formlarının da nadir olduğu önerilir. 2. Büyük Filtre. Evrimsel veya teknolojik gelişim aşamalarından birinin son derece zor veya imkansız olması, birçok medeniyetin bu aşamayı geçememesi olasılığıdır. 3. kendini yok etme. Gelişmiş medeniyetlerin kendi kendini yok etme eğiliminde olduğu nükleer savaş, çevresel yıkım veya başka felaketlerle karşılaştıkları düşünülür. 4. gizlenme veya ilgisizlik. Gelişmiş medeniyetlerin daha az gelişmiş medeniyetlerle temas kurmak istememesi veya onları gözlemleyip müdahale etmemesi olasılığı vardır. Bunlar Fermi'nin sorusuna verilmiş olası cevaplardan bazıları. Gerçek cevabın ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Belki bu saydıklarımızdan biri gerçek cevaptır ya da sorunun gerçek cevabı başkadır. Bu konuda net bir bilgi edinene kadar Fermi'nin sorusu cevapsız kalmaya devam edecek. Evrenin büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısında dünyanın ne kadar küçük ve kırılgan olduğunu görmek, bize yaşadığımız gezegenin değerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu muhteşem evrende dünya, bizim evimiz ve onu korumak bizim sorumluluğumuz. Ayrıca Fermi paradoksunun ortaya koyduğu sorular evrendeki yalnızlığımızı sorgulamamıza neden oluyor. Her birimizin bu gezegene olan katkısı geleceğimizi şekillendirecek. Bu yüzden bilimin ışığında gezegenimizi daha iyi anlamak ve korumak için hep birlikte çalışmalıyız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.